Ali Badırlı otogalericiyim. Ali Bey, işlerinizdeki son durum nasıl? Şu an işler durgun, bayağı da bir durgun. Bu 10-15 gündür şu an iş yok, piyasa durgun. Peki bu durgunluğu siz neye bağlamışsınız? Yani bu durgunluğu neye bağlıyorum? Aslında bu akaryakıt fiyatların fahiş artmasından dolayı da ben bağlıyorum. İkinci husus, yani artık millette para mı yok? Şu an ikinci el araz satılmıyor yani, piyasa durgun. Peki ikinci el fiyatları şu anda ne kadardan başlıyor? Şimdi araca göre o değişir. 100 bine de var, 500 bine de var, 1 milyondan da başlıyor. O araca göre değişen bir şeydir yani. Peki vatandaşlar, ikinci el araç alırken sizce nelere dikkat etmeli? Şimdi ikinci el araç alırken artık günümüzde ekspertizler mevcut, biliyorsunuz bunları. Zaten adam gidip ekspere koyduğu zaman her şey meydana çıkıyor. Ki bunu da şöyle diyeyim, bilinen ekspertizlere götürsün. Yani böyle güvendikleri kişilere götürsünler, işten anlayan eksperlere götürsünler. Peki bu artan akaryakıt fiyatları ikinci hibrit araç talebini nasıl etkiliyor? Ya zaten başta da dediğim gibi bu akaryakıt aslında biz bu işlerin durgunluğunu çoğunu ben akaryakıta bağlıyorum ki zaten şu an her şey akaryakıtla dönüyor. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz bunların artış sebebi hepsi akaryakıttır. Ki şu an piyasayı da etkilemenin sebebi de akaryakıt olduğunu ben düşünüyorum. Peki yeni bir kanun geldi. Bu ikinci araç fiyatları sıfır araç fiyatlarının üstüne çıkmayacak diye kullanılıyorsun. Bu kanun nasıl değerli? O çok güzel bir şey aslında. Çünkü bayideki araç 1 milyon ise adamdaki araç adam 1250'den internete atıyor. Ya kardeşim sıfır öyle. İşin kötü tarafı işte sıfırın olmadığından dolayı adam da böyle bir paylaşım yapıyor. Ki şu an devlet de zaten el atmış. Herkes de araç alıp satamayacak. Vergi levhası olmayan, yetki belgesi olmayan araç alıp satamayacak. Bu bizim için daha güzel bir şey, daha iyi bir şeydir. Çünkü ben burada vergi veriyorum, kira veriyorum, muhasebem var ama adam da eşit para kazanıyoruz. Aynı parayı kazanıyoruz. Bu adaletli bir şey değil diye düşünüyorum. Peki en son eklemek istediklerim ne? Yani en son eklemek istediğim şu, inşallah piyasa düzelir. Yani araç fiyatı artmasından taraf asla değiliz. Düşüşte veya sabit durmasını çok istiyoruz. Vallahi şu an bir durgunluk havası var. Piyasa belirsiz, bu akaryakıttan dolayı biraz piyasalar durma noktasına gelmiş şu an. Akaryakıttan dolayı bu araçların düşüp düşmeme konusunda bir tedirginlik var. Ondan dolayı şu an belirsiz bir piyasa var. Vallahi şu an tavsiye belirsiz bir durum var. Biz de bilemiyoruz, biz de kestiremiyoruz. Artık yükselir mi, düşer mi onu bilemiyoruz. Etkiler, mutlaka etkiler. Çünkü yakıt binilmeyecek bir hale gelmiştir yani şu an. Vallahi çok nadir biniyorlar. Yani zorunlu olmadıkça binemiyoruz. Onu akaryakıt durumuna bağlıdır. Yani düşerse daha iyi olur. Düşmese de böyle sıkıntı çekeriz yani. Düşmesini bekliyoruz. Biz de istiyoruz düşsün yani. Daha önce örneğin 1 trilyona 5 tane araç koyuyorduk. Şimdi 2 trilyona bir yüksek araç koyamıyoruz yani. Şu an yüksek yani. Şu an bir Passat örneğin Highland var bizde 2016 model boyasız. 1,5 trilyon civarında. Daha önce bu aracı 500-600'e satıyorduk. Yani bu biz 1,5 sene içerisinde bu kadar yükseldi.